UNDP 17 tane amacı ifade ederken ben yoksulluğu ortadan kaldıracağım, gezegeni koruyacağım ve insanların barış ve refah içerisinde yaşaması için bunu bir evrensel bir çağrı haline getiriyorum demiş. Şimdi ben de son 5 yıldır Uluslararası Standartlar Örgütü'nün davetiyle bu inovasyon yönetim sistemi standartlarını yazmak için Türkiye delegesi olarak çalışmalara katılıyorum. Ve Uluslararası Standartlar Örgütü de bu gelişmenin 15 ilkesinin 3, 4, 8, 9 ve 11. ilkesini paralel bir şekilde bu çalışmalarını sürdürüyor. Burada ISO'nun sayfasını görüyorsunuz. Bu sayfada 4 standardı yayınladığımızı, 4 tanesinin çalışmasının devam ettiğini, 45 ülkenin bizzat katılımcı olduğunu, 18 ülkenin de izleyici olarak bulunduğunu size gösteriyor gösterdiğim slide. Birazdan sizden ayrıldıktan sonra ben bu 4 standarttan bir tanesi daha var. Onun çalışmalarına katılmak üzere uluslararası toplantıya devam edeceğim. Şimdi bu haritada bu mavi renkli dünya haritasındaki mavi renkli ülkeler katılımcı ülkeler, sarılarda gözlemci ülkeler. İlk bu çalışmaya başladığımda Oslo'daki toplantıyı 15 ülke olarak başlamıştık. 40 delegeyle. Şu anda işte 45 ülkeye çıktı. Bizzat yerinde ziyaretlerle bu yılda 2 defa 3 defa değişik ülkelerdeki toplantılarla devam ediyor. Ve bu toplantılarda işte ben en son Japonya'da katıldığım toplantıda 144 delegeye falan çıkmıştı. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir tek ben temsil ediyordum ülkemizi. İşte şimdi son zamanlarda yaptığım bu duyurularla sağ olsun 3 tane arkadaşım da ikna oldu. Onlar da benimle beraber şimdi değişik bu toplantılara yazılan standartların çalışmalarına katılacaklar. Halbuki İsveç 22 delegeyle katılıyor, Amerika Birleşik Devletleri 18 delegeyle katılıyor, Çin 12 delegeyle, yani İran katılıyor bu toplantılara. Yani aklınıza gelmeyecek ülkeler bu toplantıların içerisinde bu standardın yazılımını sağlıyorlar. 5 yıllık çalışmada ben hem İVA'nın 56.004 standardında hem de LIO'yla 56.002 standardın yazımına katıldım. Şu ana kadar 15 toplantı yapıldı. Uluslararası Standartlar Örgütü'nün yeni bir standardı gündeme alıp bunu tartışıp çalışıp yazması burada gördüğünüz 6 aşamadan geçiyor. İşte bu 5 yıl sürdü inovasyon yönetim sisteminde. İlk olarak inovasyon yönetimi prensipleri nelerdir diye başladık. Şu siyah daire içerisine aldığım prensibin yazımını ben yaptım. O yüzden kulaklarımı çınlatırsınız aldığınız zaman, okuduğunuz zaman diye onu işaretleyeyim istedim, unutmayayım istedim. İlk önce ilk yazdığımız şey 8 önemli prensip olması lazım. Ben inovasyonu yönetebiliyorum diyebilmeniz için dedik. Şimdi bu prensiplerimiz 56.000 standartına birazdan size bahsedeceğim. O standardın içerisinde yer alıyor. Bunlar katıldığımız dünyanın değişik ülkelerinde yapılan toplantılar. Bu korona olmasaydı Fransa'nın Saint-Denis'te yapılacaktı toplantı. Şimdi bu hafta virtual olarak gerçekleştiriyoruz.